Konumu, boyutu ve finansmanıyla tüm uzmanların yapılmamalı diye açıklama yaptı. Ancak bir kişinin kararıyla yapılan Anka Park'ın 801 milyon dolarlık maliyetini internet sitemizdeki israf sayfası bölümünde kalem kalem yayınlamıştık. Gelinen noktada bazı kesimlerin gerçekleri bildikleri halde çamur siyasetinin kirli bir parçası olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni parka bakmamakla suçladıklarını görmekteyiz. Zararı önceden bilinmesine rağmen ısrarla yapımı tamamlanan bu parkta ne olursa olsun kamu kaynakları harcanmıştır. Halkın delikli kuruşunun hesabını veren bir yönetim olarak her ne kadar baştan aşağı kadük bir proje olsa da kamu kaynakları harcanan hiçbir projeyi heba etmeyi istemiyoruz. Anka Park'ın işletmesi Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde değildir. 801 milyon dolarlık park hurdaya dönmekte her gün hırsızlık vakaları yaşanmakta ve kamu zararı milyonlarca lira artmaktadır. Bugüne kadar yükümlülüklerini yerine getirmeyen ve resmen iflası açıklanan işletmeci Anka Park'ı belediyemize devretmemektedir. Mahkemelerse devir kararı almamaktadır. İşletmecinin Anka Park'tan tahliyesinin ele alındığı ve 28 Şubat 2022 tarihinde görülen davada tedbir kararı kaldırılmamış ve yine erteleme kararı alınmıştır. Yeni duruşma tarihi 15 Haziran 2022 olarak belirlenmiştir. Hal böyleyken Anka Park göz göre göre çürütülmekte, kirli siyasi hesaplar nedeniyle heba edilmekte ve siyasi yalancıların pişkince açıklamalarına payan da aracı olarak kullanılmaktadır. Anka Park'ın Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne teslim edilmeme sebebi kendi ayıplarının ortaya çıkmasından korkmalarıdır. Milletimizin huzurunda tekrar çağrı yapıyoruz. Ucuz siyasi hesaplarla Anka Park'ı çürütmeyin. Anka Park'ı Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne geri verin. Halkın parasını heba etmeyin. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.